Bizden Bize de bu haftadan itibaren internet fenomenlerini konuk almaya başlayacağız. İlk konuğumuz Tülay Erkan. Sevgili izleyenlerimiz, Bizden Bize'nin çok değerli bir konuğu var. İnternet fenomeni Tülay Erkan yanımızda. Bu haftadan itibaren onların görüşlerini alacağız, paylaşımlarında bulunacağız. Hoş geldiniz Tülay Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyiz valla. Her şey çok güzel gidiyor. Evet. Yoğun bir temponun içindeyiz. Evet. Yeni heyecanlar içindeyiz. Evet. Güzel gidiyor. Evet, bugün sizi bir tanıtımda yakaladık. Evet. Düsseldorf'tayız. Evet. Trimbom. Yapı inşaat malzemelerindeyiz. Evet, tevafuk oldu. Tam çekim yaparken arkadaşlar geldi. Evet. Yani çekim üzerinde çekim oldu. O da güzeldi. Öyle böyle ara ara böyle işte çekimler için, tanıtımlar için davet ediliyorum. Boş zamanınız yok herhalde. Gününüz nasıl geçiyor? Evet. Yani inanılmaz bir kitleye sahipsiniz. Evet. Avrupa'nın her yerinde seviniz çok. Neler yapıyorsunuz? Yani bu sevgi seli nasıl bir şey? Her gün bir şeyler yazıyorlardır, bir şeyleri belki anılarını, mutluluklarını sizinle paylaşıyordur. Güzel bir şey değil mi bu fenomen olmak, yani, tanınmak? Öyle bir şey ki hani artılar da var, eksileri de var. Ama ben genelde artılarına hep odaklanıyorum. Eksilerini gerçekten görmüyorum. Ben biraz daha çok gamsızım. Zaten gamsız birisi bu yolda çok zor yürür. Çünkü hani önünü engel koymak isteyenler oluyor falan ama onları görmüyoruz. Çünkü sevenler daha ağır basıyor. Ya tabii ki herkesin hayat hikayesi paylaşanlar oluyor. Hani ama ben seve seve bayağı birkaç yıldır hani 12 yıla yakın. Bayağı bir zamandır. Aynen. Aynen. Artık bir bütünleştik. Günüm nasıl geçiyor? Ya ben hem ev hanımıyım, hem anneyim. 4 tane çocuğum var. Maşallah, Allah hiç göstermiyor yani. Evet. Onları zaman ayırmak da tabii ki kesinlikle apayrı bir şey. Aynen. Ama işimi, evi, ailemi genelde ayrı tutmaya çalışıyorum. Çünkü her ikisi birlikte zor. Ama mesela çocuklar evdeyken o zaman evle. Ama çocuklar okuldayken, eşim işteyken falan o zaman da tanıtımlara. Hani tanıtımı şu şeyi güzel, kendi saatime göre belirleyebildiğim için hani tanıtımlar bana uyuyor daha çok. O bana bayağı bir avantaj oluyor. Hani sürekli normal yollardasınız ama. Aynen aynen, sürekli yollardayım mesela. Ama onu bir şekilde idare ediyoruz artık. Çocuklar da alıştı. Bu kadar takipçiye sahip olup insanların mesela zor durumda olan, psikolojik bunalıma giren, kendini bırakan, tek başına kalmış kadınlarımız, 3-4 çocukla yaşayan, onları da biraz örnek olmaya çalışıyor musunuz? Şöyle, çok bir örnek var, çok yazılar var. Mesela öyle bunalımda olup benim storylerimi izleyip o kadar güzel hayata yeniden bağlanıyorlar ki hani senin sayende ayaklandım, senin sayende motive oldum, hani sen kanıtladın. Böyle hem ev hem iş hayatı hani böyle gerçekten hani senden örnek hani alıp böyle tekrar tutunuyoruz dediğinde ben gerçekten doğru yolda olduğumu bir kez daha böyle görüyorum. Bu arada tabii ki yemekler de yapıyorsunuz siz. Yani seviyor musunuz yemek yapmayı? Aslında şöyle, ben Instagram'da ilk böyle yemeklerden başladım. O zamanlar bayağı bir hani beni bilen, o zaman tanıyanlar ilk zamanlarda böyle hamur işleri açardım, böyle yöresel. Bir de memleketten gelmek için Kayseri'de. Aynen, annem de benim yakınımda oturuyordu, mantılar açardı, köfteler, hamur işleri böyle kilo kilo. Zaten o böyle bir patladı. Daha çok tanıtımlar, daha çok böyle gittiğim, gösterdiğim hani hem takipçilerime güzel bir şeyler sunuyorum. Hem yani hem firmalara güzel katkım oluyor, hem bana yani. Burada herkese güzel, verimli, karşılıklı bir şekilde dönüyor. Arkanızdan büyük bir takipçi kitleniz var. Size güvenerek o ürünü satın aldıklarında aynen mahcup olmak istemezsiniz. Kesinlikle, ama şu ana kadar Allah'a şükürler olsun hiçbir zaman böyle mahcup olmadım. Allah bırakmadı. Yani seçiciyiz. Gerçekten kendi inandığımız ürünler olduğu için hani gönül rahatlığıyla sunabiliyoruz. Hani
dediğim gibi ucuz ürünü sunup da, çünkü onlar o zaman firmayı bilmez. Tülay Erkan yaptı. Tülay Erkan'dan gördük derler. Firma ismini bilmezler, beni bilirler. O yönden ona çok dikkat ediyoruz. Peki gittiğiniz yerlerde mutlaka oturduğunuz kahvede, restoranda tanıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu? Çok güzel. Ya bak şöyle bir şey, mesela bugün tanıtımda tanıtıma gitmiştik, açılışa gitmiştik. Yine bir aradaydık. Aynen yine bir aradaydık. Evde mesela, evde böyle ben story çektiğimde çok rahatım. Hani sanki tamam paylaşıyorum ama sanki hiç kendim gibi rahatım. Ama böyle gittiğim zaman, o kitle geldiği zaman hani düşünüyoruz, o zaman algılayabiliyorsun. Algılayabiliyorsun ki demek ki bu kadar insana hitap ediyorsun. Bu kadar insan bakıyor, seviyor. Çok güzel bir şey. Gerçekten evet. Sevilmek çok güzel. Evet, selam yollamak istedim. Peki Türkiye'de, Kayseri'de özellikle anneniz babanız orada yaşıyorsa hürmet saygılarımızı sunuyoruz. Aynen. Bir söylemek istediğim bir şey. Valla burada aynen annem. Güzel bir sohbet oldu. Çok İnşallah güzeldi. İleride Hollanda'da veya yaşadığınız yer, Hollanda zaten evet. Güzel bir şehir. Görüşürüz inşallah. Kesinlikle. Ya burada annem babamdan ziyade herkese, sevenlerime, sevmeyenlerime, yani herkese, gerçekten herkese kucak dolusu selamlar olsun.